31 Mart İstanbul yerel seçimleri son dakika iptal mi edildi? Yerel seçimler hangi şartlarda iptal olur? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki seçimlere itiraz süreciyle ilgili, İstanbul için YSK'ye olağanüstü başvuru yapıp İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceğiz, açıklamasında bulundu. Büyükçekmece ile ilgili olağanüstü itirazımızı bugün yapıyoruz. YSK'nın kararları hepimizi bağlar şeklinde konuştu. 31 Mart İstanbul yerel seçimleri son dakika iptal mi edildi? Yerel seçimler hangi şartlarda iptal olur? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Yavuz, Büyükçekmece için olağanüstü itirazımızı bugün yapıyoruz, dedi, ayrıca İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz açıklamasını yaptı. Büyükçekmece'deki seçim yolsuzluğunda flaş gelişme, telefonun şifresini vermiyor. İstanbul'da yerel seçimlerdeki usulsüzlükler tek tek gün yüzüne çıkıyor. 9 Nisan İstanbul ilçe seçim sonuçları oy oranları YSK İstanbul yerel seçim son dakika sonuçları en son duruma oy farkı kaç? Son dakika, YSK Başkanı Sadi Güven'den Büyükçekmece'deki sahte seçmenlerle ilgili açıklama son dakika, Büyükçekmece'de 11.186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiasına operasyon. Devlet Bahçeli'den yeni seçim açıklaması. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı son dakika açıklamasında, vicdanları huzurlu kılacak yeni bir seçim de yapılabilir, dedi. Son dakika, Devlet Bahçeli'den yeni seçim açıklaması. Bahçeli açıklamasında, itirazlar en kısa zamanda değerlendirilmeli. İstanbul'da bir kargaşa yaşanmaktadır. İtirazlar değerlendirilip Türkiye normalleştirilmeli. Vicdanları huzurlu kılacak yeni bir seçim de düşünülebilir. Seçim yenileme demokrasinin bir gereğidir, dedi. İstanbul'un her yerinde ORGANİZLİ bir şeyler yapılmış. Biz İstanbul'un her yerinde, çok iyi mercek altına aldık. İstanbul'un her yerinde organizeli bir şeyler yapılmış. Onun için adına organize usulsüzlük dedik. Bunu özellikle düşündük, bunu böyle ifade etmeye çalıştık. Az önce söylediğim var, sandık başında olmuş, başka olanlar da var. 2017 yılında özellikle Büyükçekmece'deki bir işçi, ilçe nüfus müdürlüğünde görevlendiriliyor. Hem belediyedeki bütün imkanları kullanarak, iskana açılmamış bir yeri, tır garajını numaralandırıyor, okulu, arsayı ev gibi gösteriyor, oralara seçmen kaydı yapıyor. Bu rakamlar çok fazla, 10 binleri aşan rakamlardan bahsediyor. Fark ne kadar orada 4200. İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Yavuz, Büyükçekmece için olağanüstü itirazımızı bugün yapıyoruz, dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte açıklamadan satır başları, biliyorsunuz İstanbul'da 3 aşamalı bir çalışmamız olmuştu. Birinci maddi hata düzeltilmesi yoluyla taleplerimiz vardı. Onları büyük oranda gerçekleştirdik. Bir yandan o çalışma hala yürüyor. Çünkü maddi hata düzeltmeleri herhangi bir süreye tabi değildir. İkincisi, geçersiz oyların sayımına ilişkin talebimiz vardı. Şu anda birçok ilçede geçersiz oylar devam ediyor. Üçüncüsü talebimiz de yeniden sil baştan sayımın gerçekleştirilmesine ilişkin idi talebimiz. Bu talebimiz 5 ilçenin haricinde tamamen kabul edilmiş değil. Ve 5 ilçede oyların tamamının sayımının cihetine gidildi. Sonuçta oyların tamamına ilişkin sadece %6 sayılmış iken, geldiğimiz noktada fark 29 binlerden 14 binlere indi, bunu CHP'nin sözcüsü de az önce ifade ettiler. Zaten baktım metne, en net ve doğru ifade o kısım.
Bunun haricinde dile getirilen hususları polemik konusu yapmadan açıklamak istiyorum. Faik Bey muhtemelen bilmiyor ya da kendisini yanıltıyorlar ya da işine böyle geliyor. Ben yine de bilmediğini düşünmek istiyorum. Diyor ki Öztrak Bey, sandık başında görevlendirilenlerle ilgili, bu insanları sandık başkanlığına getiren sizin idari amirleriniz, diyor. Biz İstanbul'da da devamlı seçim kanunları kitapçığıyla kürsüye çıkmaya çalıştık. Çünkü bu süreç hukuki bir süreç ve şekil hukuku karidir seçim işlerinde. Onun için her şeyinizin kaynağı seçim kanunlarında bulunmalıdır ve ona göre bu süreç işletilmelidir. Biz de o yüzden kanunun öngördüğü hususlar çerçevesinde taleplerimizi dile getirdik. Takibimizi de bu istikamette yaptık. Dedik ki biz 298 sayılı yasanın 22. maddesi sandık başkanlarının nasıl olacağına ilişkin net bir hüküm koyuyor. Yeni sistem, yani 24 Haziran'ın hemen öncesinde yapılan değişikliğin ardından bu iş şöyle olmalı, diyor ki yasa, o ilçede, ilçe sınırları içinde, büyükçekmece sınırları içinde ne kadar kamu görevlisi varsa, mülki idare onu seçim kuruluna teslim eder. Mülki idare amirinin görevini o noktada bitti, teslim etmiş mi, etmiş, seçim kurulu başkanı, bu teslim ettiği listeden kura çekimiyle sandık sayısının iki katı oranında ismi belirler. Sonra da o belirlediği isimlerden engeli olanları çıkartmak suretiyle kalanları sandık başına yerleştirir. Eğer göreve gelmeyen, kabul etmeyen kişiler varsa o önce çekilip de yedek olanlar kalanlar arasından bunu tamamlar diyor. Kanun bu kadar net ve açık. Peki seçim kurulları ne yapıyor? 13 ilçeyi inceleyebildik. 5000 kişi asıl başkanı ile memur üyesi anlamında, çünkü memur üye de aynı usulle, 16.000 kişi, küsuratlarını atarak, 16.000 kişi o listenin içinden yerleştirilmiş iken 5000 kişi de o listenin dışından yerleştirilmiş. Mülki idare ya da Faik Bey'in ifadesiyle sizin idare amirleriniz diyor ya, böyle bir durum yok, listenin dışına çıkan, bu yetkiyi kullanan ilçe seçim kurulu başkanları. O zaman bunu nasıl böyle söyleyebiliriz? CHP sözcüsüne şunu söylemek istiyorum. Hem kendileri hem biz demokrasiye, cumhuriyete, güvenli bir şekilde seçimlerin yapılmasına tarafız. Biz rakip partiler olabiliriz. Bir ili birimiz almaya çalışırız. Başka ili başka parti alır. Bunlar demokrasinin güzellikleri. Meşru olan, yasal olan bütün yollarda kullanılmak suretiyle orayı kazanmaya çalışmak yadırganacak bir şey değildir. Biz diyoruz ki, bu usulsüzlükler aslında hiç bu işi yapmayacak olanların elinden sadır olmuş usulsüzlüklerdir. Geliniz bunun takipçisi olalım hep birlikte. Siz iktidar değil misiniz? Evet iktidarız ama yargı bağımsız. Yargının bağımsızlığı diye bir şey var. Bu yetki zaten onun için verilmiş, demiş ki, yargı bunu tarafsız, bağımsız şekilde kullansın. Biz diyoruz ki, bu böyle tam kullanılmamış. Hatta iktidar partisinin yetkililerinden daha fazla CHP yetkilileri daha fazla bunun takipçisi olmalıdır. Bütün dünyada böyledir. Biz diyoruz ki, gelin burada bir sorun var, gelin bunu takip edelim. Bu işin dahası da var, hemen buradan başlamışken söylemek istiyorum. Sandık kurulu başkanları bu listenin dışına çıkmış. Sadece bu kadar mı? Kamu görevlisi olmayanlardan da var. İlçe dışına çıkamaz. İlçe dışına çıkmış bu görevleri alırken ve bir kısım akrabalar özellikle yerleştirilmiş. Bizim başka fark ettiklerimiz var hatta. Bu kadarı yetiyor da bu işin dahası da var. Yine diyor ki, bunları zamanında niye itiraza konu etmediniz? Bütün arkadaşlarımız seçim işleriyle ilgilenen herkes bilir ki, seçim kurulları bu sandıkların listesini kimseye vermez.
ama sandık kurulu başkanlarına ilişkin ilçe seçim kurulları partilere yetki vermiyor. O listeleri gizli tutuyor. O listeler seçim kurulu nezdinde yapılıyor. Bize de güvenmek düşüyor. Bugün ortaya çıkıyor. Mülki idare amirlerinin de listesini görüyoruz ve bakıyoruz ki bu işte bir şey var. Bugün olağanüstü İTİ REAZ'ı MEZ'ı da yapıyoruz. Büyükçekmece'de talebimizi geri çektiğimizi söylüyor Sayın Öztrak. Yok böyle bir şey nereden çıkıyor? Biz itirazlarımızı yaptık. Hatta bugün olağanüstü itirazımızı da yapıyoruz. Büyükçekmece'de daha farklı usulsüzlükler de yapılmış, ama şu özeti yapmak istiyorum. Faik Bey'in dediği gibi de, seçmen farkı yok değil. Yani siyasi anlamda işimize geldiği gibi rakamları paylaşırsak, bu kamuoyunu yanıltmak olur, doğru bilgilendirmek olmaz. Sandık seçimin namusu diyorsak, o zaman bu sandıktan olup biteni net bir şekilde ortaya koymak gibi mecburiyetimiz var. İstanbul'da yerel seçimlerin iptali neden istendi? AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığı gerekçesiyle İstanbul seçimlerinin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, usulsüz oy sayımı tartışmalarına sahne olan İstanbul'da seçimin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. Başvuru, Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/2708 numaralı soruşturma evrakındaki gerekçelere ve mülkiye baş müfettişlerinin incelemelerine dayanarak yapıldı. AK Parti'nin Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin başvurusu için karar AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığını gerekçe göstererek Büyükçekmece'de seçimlerinin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. İl Seçim Kurulu bu başvuruyu reddetti. YSK Başkanı'ndan son açıklama, süreç devam ediyor. YSK'nın iki görevi var, bir tanesi yargı görevi ve bir tanesi de seçime ilişkin hazırlıklar ile seçimi yönetme görevi. Seçimin sona ermesinden itibaren yargıya ilişkin YSK'nın görevi başladı. Şu anda yaptığımız da tam bu. YSK olarak 11 yüksek mahkeme üyesi önüne gelen şikayetlerle ilgili toplanıp dosyalarla ilgili karar veriyor. Biz bu kararı verirken yasal olarak temsilci bulundurma hakkına sahip AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti temsilcileri de karar verme sürecinde yapmış olduğumuz tüm toplantılarda hazır bulunuyorlar ve kurula kendi görüşlerini bildirmek suretiyle katkı veriyorlar. Kurul bu şekilde önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor, bu süreç devam ediyor. Şunu herkes bilmeli ki, yargı süreci içinde hakimler bakmış oldukları davalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmazlar. Sizin haber alma özgürlüğünüz var. Göreviniz de tam da bu ama benden her bir dosya için haber beklemeyin. Bunu söylemeyeceğim. Daha önceki seçimlerde de bunu belirttim. Yargı sürecinden önce diğer konularda detay bilgi verdiğim halde, yargı sürecinde bakmış olduğumuz davaların içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım. Bunu YSK'daki temsilcisi bulunan siyasi partilerden ve ilçe seçim kurullarından alabilirsiniz. Ama benden, şu dosya geldi, oy çokluğu oldu gibi benden detay bilgi istemeyin. Bunu daha önceki seçimlerde de vermedim. Vermem de doğru değil. Yargı sürecine aykırı bir şey olur. Yüksek Seçim Kurulu, YSK ve Anadolu Ajansı, AA, verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan isim CHP'li Ekrem İmamoğlu olmuştu. Bu verilere göre İstanbul'da yarış şöyle sonlanmıştı. Ekrem İmamoğlu, %48.80, Bin Ali Yıldırım, %48.55. Yerel seçim nedir? Anayasamızın 67. maddesinde yerel yönetimle seçim vasıtasıyla görev yapmalarının zorunluluğu açıkça belirtilmiştir.
Örnek vermek gerekirse, belediye başkanı ve muhtar seçimleri yerel seçimlerde yapılır. Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır? Yerel seçimler ülkemizde 5 yılda bir gerçekleştiriliyor. Ülkemizde en son 2014'te yerel seçim gerçekleştirilmiştir. Bu da bir sonraki seçimin 2019 yılında yapılacağı anlamına geliyor. Yerel seçimlerde de tıpkı genel seçimlerde veya referandumlarda olduğu gibi okullarda sandıklar kurulur ve oy kullanma hakkı tanınmış her vatandaş kendisine özel olarak basılmış oy pusulası aracılığıyla oyunu kullanır.